Tavuktan keçiye, balığa, özellikle de büyükbaşlarda, tüm endüstriyel hayvanlarda verim artışı sağlarken bağışıklık sistemini kuvvetlendirip hastalıklara yakalanma riskini önlediği üniversite analizleriyle ortaya konulan COFON, Uğur Yem Katkı Maddeleri imzasını taşıyor. Şirketin en yetkili isimleri İsmail ve Ozan Tekdemir, ARGE çalışmalarının içeriğini Eko Gündem'de anlatıyor. Hayvanlar için doğal besinler yanı sıra yem katkıları da gücünü doğadan aldığı takdirde verim artışı sağlamakla kalmıyor, pek çok hastalıkla mücadelenin de anahtarı oluyor. Sakarya'da 1990 yılında Uğur Yem Katkı Maddelerinin temelini atan veteriner hekim İsmail Tekdemir, iyi ve doğru olanı üretmeye yöneliyor. Ben 1983 İstanbul Veteriner Fakültesi mezunuyum. Askerlik sonrası Adapazarı'na yerleştim. Ve önce tavukçuluk sektöründe Etlik Biliç'te çalıştım. Daha sonra üç arkadaş Uğur Ezza Deposu olarak kurduk. Daha sonra bu firma 2014'ün sonu itibariyle Uğur Yem Katkı Maddeleri ünvan değişikliği oldu. Çünkü çalıştığımız alanda yem katkıları öne çıktı. 2008 yılının Şubat ayında bakanlığın izniyle üretim yeri kurduk ve üretmeye başladık. Deyim yerindeyse ömrünü ARGE'ye adıyor İsmail Tekdemir. 30 yılı aşan tecrübesiyle üreticiye çok yönlü katkı sağlayacak yenilikçi ürünler geliştiriyor. Biz insanlara et ve süt ve yumurtada hiçbir kimyasal kalıntı bırakmadan daha verimli üretim yapma şansı veriyoruz. Ve sorunların çok ciddi oranda destek veriyoruz. Ve karlılıklarını da şöyle özetleyebiliriz. Bir sığır için yıllık 1000 lira ekstra para kazanç anlamına geliyor. Hem süt sığırcılığı için bunu söyleyebiliyorum, hem de besi sığırcılığı için bunu söyleyebiliyorum. Aile şirketi olarak faaliyet gösteren bu yapıda İsmail Tekdemir'in en büyük destekçisi eczacı Ozan Tekdemir oluyor. İsmail Bey'in oğluyum ben, eczacıyım. Şu anda doktora çalışması yürütüyorum ürünlerimizle ilgili ve şu anda ürünlerimizin daha kaliteli olması, uluslararası standartlar kazanması ve standartizasyonun, yani sürekli aynı kalitede devamlılığının olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Ürünlerin tümü bakanlığın izin ve onayına tabi. Çeşitli üniversitelerde yapılan analizler sahada elde edilen verimi doğruluyor. Biz ürettiğimiz her partide bakanlığımıza bilgi vererek üründen kimyasal kalıntı var mı, işte ağır metal var mı, istenen beyan ettiğimiz koşullarda mı üretildi konusunda sürekli tahlillerle yürüyoruz. Bunun dışında da saha çalışmalarını destekleyen iki tane üniversitemizde mikrobiyolojik analizler yaptırdık. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde ürünümüzün antibakteriyel inhibe edici değerlerini tespit ettirdik. Bir yıl sonra da 2009'da Salmonellalar grubunu Tayfun Çarlı Hoca'nın, Profesör Doktor Tayfun Çarlı Hoca'nın görev yaptığı Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde mikrobiyoloji anabilim dalında yaptırdık. Ürünü yemle birlikte tükettiği takdirde büyükbaş hayvanlar en az %33 daha fazla geviş getiriyor, sindirim salgısı artıyor. Yemin daha etkin tüketilmesi sağlanırken döl tutma ihtimali de artıyor. Gerek kilo, gerek sütte verim artışı sağlıyor. Antibiyotik kullanımı ihtiyacı da azalıyor. Ozan Tekdemir, büyükbaş hayvanlarda oluşan bakteri ve mantarları öldürmesi COFON'un en temel özelliklerinden biri diyor. Şu anda 3 tane ürünümüz var. Biz daha çok ama COFON yem katkısı üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Bu ürünün şu anda patent başvurusunda bulunan ve dünyada ilk kez sihir tedavisi ve sihir tedavisine destek ve aynı zamanda kellik tedavisi, yani trikofiti dediğimiz mantar hastalığına karşı etkili olduğuna dair bizim çok ciddi çalışmalarımız bulunmakta. Kullanan müşterinin
sağlık alanında yaşadığı problemlerin azaltılması, verim artışının sağlanması, ama bu verim artışını sadece flu bir şekilde, yani tanımlanmayacak şekilde değil, rakamlarla bile ifade edebileceğimiz ciddi oranlar sağlayabiliyoruz. Ve aynı zamanda hayvanların genel sağlığının devam ettirilmesi alanında 3 ana etken olarak söyleyebiliriz. Ozan Tekdemir rakamların diliyle konuşuyor. Bizim şu anda çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımız özellikle besi sığırcılığı bulunmakta. Besi sığırcılığında ürünü kullanıp kullanmama arasındaki farkı çok net bir şekilde ifade edebiliyoruz. Bunu 8 aylık bir periyot içerisinde ortalama aldığımızda, hayvanın beside bulunduğu dönemde aylık kullanmayan gruba göre 10 kilogram canlı ağırlığı fazladan eklediğimizi çok rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz. Hayvanın ilk dönemde daha fazla süt verirken doğuma yakın daha sütlerin azaldığını biliyoruz. Bu sebepten dolayı biz bunu ortalama bir değerden söyleyebiliyoruz. Şöyle ki hayvanın bulunduğu dönemsel duruma göre 1 ila 2 litre, bazen 3 ve 4 litrelere varan süt artışını normal yediği yemi devam ettirerek çok rahat arttırdığını görebiliyoruz. Tabii bunu sadece süt artışıyla da değil, süt hayvancılığının kendine şahsı münhasır bazı problemleri vardır. Ayak problemleri gibi, mastik problemleri gibi. Bunların çok ciddi oranda azaltılması gibi bizim de çok ciddi böyle şeylerimiz var. Çalışmalarımız var ve verdiğimiz tüm üreticilerden de bu konuda çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Yem katkı maddesinin kullanımı besi sığırları ve süt hayvanlarıyla sınırlı değil. Küçükbaş çiftlikleri, etlik tavuk ve yumurta tavuğu yanı sıra alabalık tesislerinde de ürün kullanılabiliyor. Ozan Tekdemir, öncelikli misyonumuz verimlilik artışı diyor. Çeşitli kimyasalların azaltılması, hayvan refahının arttırılması gibi çok önemli misyonlarımız var. Kofan da bunu çok destekleyen bir ürün. Eğer bunu kendi üreticilerimiz yaşayarak görürlerse benim şu anda bahsettiğim şeyleri çok daha rahat algılayacaklardır. Hem hayvanın tüm masraflarına sebep olan sağlık problemlerinin azaltılmasına, hem de verim artışıyla üreticinin daha verimli bir işletmeye sahip olmasını çok iyi destekleyen bir ürün. Ürünün %100 bitki özlü doğal yapısı tercih edilmesini sağlıyor. Ürünün %100 doğal içeriği tamamen bitkilerden elde edilmektedir. Ve bu bitkisel formülasyon İsmail Tekdemir adına patentli bir üründür şu anda. Piyasada herhangi bir muadili bulunmamaktadır. Diğer yem katkılarından özellikle bahsetmem gereken bir ayrıntısı da, diğer piyasadaki yem katkılarının normal verimin artışı üzerine etkileri varken bizimkisi genel sağlığın devam ettirilmesi ve tedavilerde de çok ciddi oranda destekleme açısından çok önemli bir farkı bulunmaktadır. Firma Türkiye'nin neredeyse her ilinden üreticilerle temas halinde. Hedef, üreticilerin yeni ürünler karşısındaki ön yargılarını kırmak. Üretim kapasitemiz Türkiye açısından herhangi bir şekilde bizi zorlayacak bir durumda değil. Üretim kapasitemiz 100 ton ve üzerine kadar ulaşabilecek durumda. Çok yenilikçi bir ürün olmasından dolayı insanların ön yargıları. Bu ön yargıları kırdığımız zaman çoğu müşterimizle zaten kopmayan bir bağ kuruyoruz. Onlar da ürüne sadakat konusunda yaklaşık 7-8 senedir bu ürünü kullanan müşterilerimiz var. İstediğimiz rakamlar sadece Türkiye ile sınırlı değil. Aynı zamanda bunun bazı işte benim şu anda yaptığım doktora çalışmaları da bittikten sonra uluslararası platforma da taşımak istiyoruz ürünü. Bitkisel kaynaklı %100 doğal verim artırıcı ürün hayvan başına 2-3 gram yeme karıştırılarak veriliyor. 5 günde bir kademeli olarak miktar artırılıyor. Sığırlarımız koku ve tat yönünden insanlara göre 10 kat hassas olduğu için bizim ürünümüzün başarısında çok yavaş başlamalarını istiyorum. Bunu yaptıkları zaman da daha mutlu yetiştirici olacaklarından %100 eminim. İsmail Tekdemir yeni bir ürün geliştirip piyasaya sunarken insanlığa faydalı olma düsturuyla hareket ettiklerini dile getiriyor. Bizim geleneksel bir deyişimiz vardı, helal kazanç. Yani biz bunu gerçekten hayatımızda ilke ediniyoruz. İnsanlar eğer fayda görmüyorsa ben de ondan fayda görmeyeyim mantığıyla hareket ediyorum. Kesinlikle ve kesinlikle insanlar fayda görmeli ki
ben de o ürünü satıp para kazanabileyim. Yani karşılıklı yarara dayalı bir ilişkimiz var müşterilerimizle.